Merhabalar. Bu video haftaya yapacak olduğum çizim videosunun girişi. Bu videoda çizim yapmayacağız. Çizim yapmadan önce kullanacağım kalemleri size göstereceğim. Ee, hangi programı kullanacağız? Bu Sketchbook uygulamasını kullanacağız. Ben de bu uygulamada var. Ancak bu uygulama Sketchbook kadar iyi değil. Bu yüzden bunu kullanacağız. Android'te en iyi çizim programı şu anda bu. Ben diğerlerine de baktım, ancak bunun kadar iyi değil. iOS'un kullandığı programlar daha iyi, ancak e, onlar bizde yok. Artıya tıklıyoruz, daha sonra yeni sayfa diyoruz. Buradan e, diğere tıklıyoruz ve e, mobil diyeceğiz. Daha sonra buradan 1920'ye 1080 seçebilirsiniz ya da, da 1280'e 720 seçebilirsiniz. Ben 1920'ye 1080 seçtim. Şimdi burada size kullandığım kalemleri ve silgileri göstereceğim. Programın özelliklerini göstereceğim. Nereden renk seçiyorsunuz, nereden sayfa ekliyorsunuz bunları göstereceğim. Eğer ki siz bunları biliyorsanız bu videoyu izlemeden geçebilirsiniz. Haftaya biz Hobbit çizeceğiz. Bilbo Baggins'i çizmeyi planlıyorum tablet üzerinden bu şekilde. Ama çizerken hangi kalemleri kullandığımı o sıra söyleyemeyebilirim. Bu yüzden size şimdi göstereceğim ki siz de çizerken hangi kalemleri, hangi ölçüde kullanacağınız bilin diye. Şuradan başlayalım. Buradan bu kalemlerin olduğu sayfa. Buraya tıkladığınızda e, burada ayarları görüyorsunuz elinizde aldığınız kalemin. Buradan ise kalem çeşitlerini görüyorsunuz. Burada bir sürü kalem var. Birçoğunun ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben resim eğitimi almadım. Resmi sadece hobi olarak yapıyorum. Ve e, birçoğunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ancak biz yapı teknik resim dersi görüyoruz bu sene üniversitede. Ve şu kalemleri kullanıyoruz. Bu HB, 2B ve 2H bunları kullanıyoruz. HB'nin orta kalınlıkta kalem olduğunu söyleyebilirim size. 2B ise e, daha kalın bir kalem. 2H ise çok ince bir kalemdir. Şu an görünmüyor. Siyah alalım ki daha iyi görebilirim. Evet. Hala çok net görünmüyor. Çünkü çok ince bir kalemdir. Ee, bu kalemleri söyleyebilirim. Şimdi benim buraya aldığım kalemler ve silgiler bunlar. Siz buradan bunu tutarak üstüne basılı tutarak en başa getirebilirsiniz. Ve buraya getirdiklerinizi şuna tıklayarak sabitleyebilirsiniz ve burada görüyorsunuz. İşte bunları bu şekilde burada görebilirsiniz. Yani kaleminizi alıp hangi sayfaya ekleyeceksiniz ona getirin ve onu şöyle raptiyeleyin. Şimdi burada benim dört tane silgim var. Niye dört tane silgi var? Çünkü bazen tüm sayfayı silmek istiyorken bazen çok ufak detayları silmek istiyorum. Bu yüzden farklı silgiler ekledim. Mesela bazen de tamamen değil de e biraz hafif silmek istiyorum. Bu yüzden dediğim gibi farklı silgiler var burada. Silgileri size en son anlatacağım. Şimdi kullanacağımız kalemleri göstereceğim. Ben bu kalemi seçtim. Bu kalemi niye seçtim? Benim en çok kullandığım ve çizerken kullanacağım kalem bu. Niye bu? Bu çünkü uçlu kaleme benziyor. Bakın görünüşü uçlu kaleme benziyor ve çizmesi de gayet keyifli buradan ben bunun ayarını üç buçuğa getirdim üç buçuk bence uygun şöyle sayfa küçülttüğünüzde çizim yaparken sanki bir sayfaya çizdiğinizdeki kalınlıktaki gibi belki çok hafif daha kalın olabilir ve de gerçekten uçlu kalem gibi bir kalem ama mesela şöyle bir kalem seçerseniz kurşun kalem gibi bakınız gördüğünüz gibi bu onun gibi net çizilmiyor bu daha çok taslak olarak kullanacağınız türde bir kalem olabilir bu yüzden ben dediğim gibi bu uçlu kaleme benzeyen kalemi seçtim. Bunun adı felt benmiş. Eğer kullanmak isterseniz bunu sabitleyebilirsiniz ve ayarı da üç buçukta. Daha sonra yedek gene bir uçlu kaleme benzeyen bir kalem var. Bu daha da ince. Bu gerçekten deftere kullandığınız kalemin kalınlığını da gördüğünüz gibi daha ince olmasını tercih ettiğimde bu kalem. Bu öteki uçlu kalemin boyutu ise 2.7 bunu gene çok küsurat önemli değil isterseniz 3'e getirin isterseniz 2.5'a getirin çok önemli değil ben onu rastgele eklemişimdir muhtemelen sonra burada bir fırça var bunun adı paint brush'mış bu 21'de ve bu boyamak için kullandığım kalem bu daha doğrusu fırça benim içlerine baktığımda en güzel boyayan buydu ben gene diğer fırçalara ve kalemlerin hepsini denedim ve içinde en çok beğendiğim fırça buydu. Bu dediğim gibi point brush denen fırça ve 21.3 kalınlıkta. Gördüğünüz gibi böyle boyarken kullandığım fırça bu. Sonra burada bir dolma kalem gibi bir kalem. Şöyle bazen kalın, bazen ince hani yazarsınız ya. Bunu yazı için ekledim buraya. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi şeklinden bulabilirsiniz. Bunun da 7.2 imiş. Bunu da gene rastgele eklemişimdir muhtemelen. Sonra buraya HB, 2B, 2H ekledim. Bunlar tamamen ders için. Yani bunları siz eklemeyebilirsiniz ama eğer ki derseniz ki ben bunları taslak olarak kullanırım. O zaman ekleyebilirsiniz. Çok daha hafif yazdığı için taslak yaparken işinizi görebilir. Ama ben buradan böyle opaklığı düşürüp kullandığım için taslığı daha çok işime yarıyor. O yüzden hiç gerek de yok aslında taslak için şöyle kalem seçmeye. Sonra burada gördüğünüz gibi dört tane daha kalemimiz var. Bunu eklemeyebilirsiniz. Şunu da aynı şekilde eklemeyebilirsiniz. Bunları ben hoşuma gittiği için eklemişim. Yine aynı şekilde bunu da bu bu da gerek uçlu kalem gibi ve bunu da gene hoşuma gittiği için eklemişim. Sonra burada Şöyle bir şey var. Bunları ben öylesine ekledim. Dediğim gibi şuradan aşağısını eklemeniz de olur. Yani mesela HB'ye eklediniz. HB'den sonrasını eklemeyebilirsiniz. 2H, 2B bunları eklemeyebilirsiniz. Şu yukarıdaki 4 kalem bizim için önemli. Ne onlar? Şu uçlu kalem, şu daha ince uçlu kalem ve bu yapacağız. Silgilere gelelim. Eklediğimiz silgiler hangileri? <laughs> Sayfayı temizlerken şu yukarıdakine tıklayabilirsiniz. Şöyle çarpıya bastığınızda Burada da bir şey var. Bu arada şuradan sayfa temizleniyor. Onlara sonra geleceğiz. Önce silgilerden bahsedelim. Şu silgi aldım. Ben yani bunu ben 38.8'e getirmişim. Siz direkt 40 yapabilirsiniz. Bu rastgele bir ölçü. Bunu böyle tamamen büyük bir parçayı silmek için kullandım ve ismi de sert silgi. Sonra bu silgi var. Bu silgi ise daha küçük bir silgi olarak kullandım. Bunu da 20.9'a getirmişim. Gördüğünüz gibi bu daha ufak siliniyor. Siz de istediğiniz silgilerin birini boyutunu büyüterek birinin ise boyutunu küçülterek ufak detayları silmek için ve büyük detayları silmek için kullanabilirsiniz. Sonra burada bir silgi daha var. Bu daha böyle soft siliyor. Zaten ismi de soft silgi. Bunu ekleme edebilirsiniz. Bunu gene çok sık kullanacağımı sanmıyorum. Ve sonra o silginin daha küçüğü var. Bu ise daha küçük 25'te. Bu da 500 de en büyük deymiş. Evet. Bu kadar. Şimdi kalem kısmını hallettik. Şimdi sıra buraya geldi ve yukarısı var. Önce e, burayı anlatacağım. Şu gördüğünüz kısmı. Şimdi burada en başta renk ayarları var. Buradan renginizi seçip ayarlayabilirsiniz. Şuna tıklarsanız, bakın, şu gördüğünüz şeye. Buna tıklarsanız, bunu böyle sürükleyerek istediğiniz rengi seçebilirsiniz yani mesela bir fotoğrafta gördüğünüz bir rengi e, ekledikten sonra buradan tutup onun üstüne getirerek o rengi seçebilirsiniz e, buradan işte silgiye geliyor Aynen böyle siliyorsunuz bu çok önemli değil biz Şuradaki renkleri daha çok beğeniyorum Çünkü burada daha tonları şeklinde ve de e, renkli renk ayırılmış olduğu için daha çok hoşuma gidiyor ve renk tonları gerçekten çok güzel siz de bunları kullanabilirsiniz. Hiç buradan renk seçmeyin. Direkt buradan renk seçebilirsiniz. Bir sürü renk var. Renk işini de hallettik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sayfa kısmına gelelim. Şimdi bu artıya basarsanız sayfa 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 eklersiniz. En alttaki sayfanın üstündeki sayfaya çizim yaparsanız ve e, bu üstteki sayfayı alta çekerseniz çizim alta geçer. E, daha sonra mesela Şuradan göze kapata basarsanız o çizimi görmezsiniz. Ya da kilide basarsanız o çizime bir etki edemezsiniz. Çizim yapamazsınız. Bunun gibi özellikleri var. Peki bu yeni sayfa, yeni sayfa ne için kullanılıyor? Şöyle anlatayım size. Bir çizim yapıyorsunuz. Bir çizim yaptınız. E, taslak olarak çizdiğiniz bir çizim bu. Daha sonra üstünden güzelce geçmek istiyorsunuz ama alttaki taslağında gitmesini istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Üste bir sayfa ekleyeceksiniz ve o sayfanın üstünden güzelce böyle geçeceksiniz. Daha sonra bu sayfayı ne yapacaksınız? Sileceksiniz. Nasıl sileceksiniz? Üstüne tıklayın. Burada sil var, kopyala var, kes var, yapıştır var. bu sanırım sayfayı gene kopyalıyor olabilir. Bu tüm sayfayı temizler. Bu bu seçenek sizin alttaki çiziminizle üstteki çiziminizi birleştirir. Bunu daha sonra nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu ise tüm çizimleri birleştirir. Yani sonra burada gene kilit var, sil var. Burada değişik şeyler var. Bizim kullanacağımız şeylerden biri ise bu. Bu dediğim gibi ben mesela hiç böyle taslak yapmıyorum. Direkt bununla mesela çiziyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bunun opaklığını düşürüyorum. Bir üstteki sayfaya geliyorum ve böyle çiziyorum. Bu benim daha çok işime geliyor. Bu yüzden ben böyle yapıyorum. Ve burada sayfanın e, kodlamasını yapabilirsiniz. Mesela bir renk belirleyin mavi. Bu şekilde kodlamış oluyorsunuz. Mesela buraya da bir tane renk verelim. Bu da yeşil. Hani kendiniz kafanızda kodluyorsunuz aslında. Mesela diyorsunuz ki sarıya ben taslağımı oluşturdum. Maviye ise çizimimi yaptım gibisinden. E, yoksa bu sayfanın rengini o şekilde ayarlamıyorsunuz. Sayfanın rengini nasıl ayarlıyorsunuz? En altta ise böyle gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı bir kutucuk var. Bu da gene sayfanın rengini ayarlamanızı sağlıyor. Eğer ki şu şeye basarsanız, gözük kapata basarsanız siz bunu PNG olarak çizebilirsiniz. Yani çizdikten sonra sadece çiziminizi kaydeder, arkadaki sayfayı kaydetmez. Bu o yüzden çok kullanışlı. Bunu geri açalım. Daha sonra sayfanın rengini belirleyebilirsiniz buradan ve tabi diğer sayfalarında rengi değişmiş oluyor burada gene renkler var renk daha kısa yoldan renk seçebilmeniz için sanırsam yani şuraya tıklayınca renk, şuraya tıklayınca katmanları görüyorsunuz yandaki kutucuk da bu üstteki kutucuğu da anlatıp videoyu bitireceğim şöyle geri alma ve ileri alma tuşları var şuradaki tuş yeni sayfa açmanızı Galeriye kaydetmenizi ya da silmenizi, paylaşmanızı ve ayarlara gitmenizi sağlar. Şu alttaki tuşlar ise yardım ve kalem modu demiş. Basit çizimler yaparken kullanacağımız ve bizim için gerekli olan seçenekleri sizlere anlatacağım. Geri kalanlar ise daha profesyonel işler için ve bizim için gerekli olmayan şeyler. Biz daha çok basit ama güzel şeyler çizeceğiz. Mesela bir çizgi film karakterini ya da bir kedi çizimini, köpek çizimini daha böyle şirin şeyleri tek boyutta çizmeyi öğreneceğiz. Örneğin Hobbit çizimi olsun ki bu videodan sonra Hobbit çizeceğimizi sizlere söylemiştim. Bilbo Baggins'i çizmeyi planlıyorum. Şuradakilere bir bakalım. Şu çizimi seçmemizi sağlar. Şöyle tıklarsanız çizimi seçmiş olursunuz. Şuradan serbest seçim de yapabilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra yanındakine tıklayarak taşıyabilirsiniz. İki parmağınızı kullanmanız gerekiyor. Büyütüp küçültebilirsiniz. Ve Burada gene e, açısını değiştirme yansıtma gibi özellikler de var. Şurada bir şey var. Bunu çok ayrıntılı incelemeyeceğiz. Yanındakine gelelim. Bu bizim için önemli. Bu ise cetver. Bu sizin düz çizgiler yapabilmenizi sağlıyor. E, şurada bir eğimli bir var var bunu da gene kullanabilirsiniz burada ise çember ya da elips oluşturabileceğiniz bir şekil var şöyle etrafından geçince çizimi yapıyorsunuz şu ise bir tarafa çizdiğiniz kopyalamanızı sağlar bu da gene kullanışlı bir seçenek şu ise düz çizgi oluşturmanızı gene sağlar yani altındaki ise gene daire oluşturmanızı sağlar. Bu ise kare ya da dikdörtgen oluşturmanızı sağlar. Yanındaki ise sizin düz çizgi çizmenize yardımcı olur. Eğrili çizgilerinizi düz hale getirir, daha düz hale getirir ama kusursuz çalışmıyor. Bu yüzden bunu çok kullanmanızı tavsiye etmem. Daha çok şuradaki çizgiyi kullanabilirsiniz düz çizgi çizmek isterseniz. Sonra burada bir fotoğraf ekleme butonu var. Buradan bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Bunu yeni bir katman olarak ekliyor. Bunu bilmenizi isterim. Eğer ki farkında olmadan resmin üstüne çizerseniz ve silmek isterseniz eski katmanı farkında olmazsınız ve resmi üstüne çizdiğiniz için o çizimler orada kalır. Bu yüzden yeni bir katman olarak eklediğini unutmayın. Daha sonra burada gene tam olarak ne işe yaradığını bilmediğim bir şekil var. Burada metin ekleme yeri var. Burada ise video kaydı almanızı sağlayan bir seçenek var ve yine bu da seçenekleri gizleyen bir seçenek. <laughs> Altta ise şöyle bir tuşumuz var. Burada en son kullandığınız kaleme gidersiniz ya da en son kullandığınız silgiye gidersiniz. Buradan gene rengi kopyalarsınız. Şurada kullandığınız kalemin boyutunu ve rengini görebilirsiniz. Şu da yaptığınız çizimi yansıtır ayna gibi. İşte bu kadar. Tüm programı anlattığımı düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.